İçini doldurdum. Bu sırada tekrar işaretimi yeniden koyacağım. Bir sıra örüyorum, bir sıra eksiltiyorum. Sayımız 12. Bir tane örüyorum. Bir tane eksiltiyorum. Sayımı 8'e düşüreceğim. Bir tane ördüm. Bir tane eksiltiyorum. Bir tane örüyorum. Bir tane eksiltiyorum. 4 tane eksilmiş oluyor. Sayımız da 8'e düşüyor. Bir tane örüyorum. Ve son kalanlar da eksiliyor. 4 tane eksilttik. Sayımız 8'e düştü. İşaretimi alabilirim. Bundan sonra sadece 8'le ve düz olarak tam 7 sıra öreceğim. 8 sık iğne genişliğinde şu an bir halkamız var. Bunun üzerinde 7 sıra örüyoruz. İstersek ucuna zincir yapacağız. Bunda olduğu gibi tam 7 sıra örüyoruz. Ucunu zincirle kapatıyoruz. İsterseniz bunda yaptığım gibi düz olarak bırakabiliriz. 7 sıra boyunca arka kuyruğunu ördüm. Şu arttırma yaptığımız yer ortalayarak oraya bir top iğne koydum tam ortasına. Bakın şöyle hafif burada bir bombelik var, şöyle bir kabarık var. Burası, şuralara gözleri koyacağız. Kanatlar buralara gelecek. Bunu düşünerek arka kuyruğunu şu şekilde ikiye katladım ve üzerine zincirle kendi ipiyle öreceğim arkadaşlar. Bu yeşilde yaptığım gibi 1 2 3 4 zincir ve İki tarafından karşılıklı alarak kapatıyorum artık. Hem zincir örüyorum hem kapatıyorum. Bir, iki, üç, dört. Tekrar. Bir, iki, üç, dört. Tekrar bu kez dibine batayım. Biraz sayısını çoğaltalım. Şu an 3 tane oldu. 1, 2, 3, 4 buraya batıyorum. Bence yeterli. İpimizi koparabiliriz. Biraz uzunca keseceğim. Bunu düğüm atıp içerisine çekmek istiyorum. İçerisine çekerek kuyruğumuz bu şekilde oldu. Şimdi hemen kanatlara geçelim. Şöyle tutalım. Evet, şöyle tutunca kuyruğumuz bu şekilde oldu. Bunu da düz bıraktım. Ucuna zincir örmedim. Buralara renk verdim ama görünsün diyerek bunu zincirle kapattım. Hemen kanatlara geçiyorum. Zincir. Zincir için ipimi düğümledim. Yanına 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. İlk zincirin içine önce bir tane örüyorum. Bu ikincisi, bu 3, bu 4. Tekrar bir zincir çekiyorum, geri dönüyorum. Tekrar bu ilkte buradan artırma yapacağım için bunun dibine bir tane batıyorum. Yani bu çektiğim zincirle sayarsam bu ikincisi oldu. 3, 4 ve 5. Tekrar bir zincir çekiyorum. Diğer sırada başlıyoruz. Yine buraya dibine batarak artış sağlamış oluyorum. 2, 3, 4, 5. Bu arada buraya da batmamız gerekiyor. Yoksa eksilmeler olur. Artırıyoruz derken burayı atlarsak 6 oldu. Şimdi tekrar dibine batıyorum. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Şu araya batarak 7'yi tamamlıyoruz. Bundan sonra şöyle hafif artırdım. Bundan sonrasını düz öreceğim. Buraya batmıyorum artık, buraya bakıyorum. Batıyorum, tekrar sayıyorum. 2, 3, 4, 5, 6 ve
Normalde burada yeri var onun. Buradan da alarak yediği tamamlıyorum. Bu toplam 7 sıra boyunda oluyor. Önce biraz artırdık. Sonra hiç artırma ve eksiltme yok. Aynı sayıyla. Evet. Sayım sayılan 2, 4, 6 bir sıra daha istiyor. 1, evet. Şimdi arkadaşlar ördüğüme bakayım. Bakın hemen hemen aynı büyüklükte oldu. Sayılarımız, iplerimiz farklı da olsa. Son sıraya geldim. Bunu beyaz yapalım. Bunun ucunu beyaz yapalım. Tamam, burada kapatıyorum ipimi. Renkli olsun. Bu şekilde sonra bu iplerimizi gizleyeceğiz. Kanat uçlarını arkadaşlar beyaz iple 4 zincirlerle bu şekilde kapattım. Aynen kuyrukta yaptığımız gibi yapıyoruz. Şimdi kanatları yerleştirdim. Şu şekil, arkadaki kanadı şu şekilde tutmaya çalışarak top iğneyle tutturuyorum. Bir tanesini diktim. Bu tarafa geçtim. Şimdi bunu da beraber dikelim. Daha kolay dikebilmek için bir tane alttan alacağım. Bu ip de biraz zor geçiyor. Sert bir ip. Şöyle arkadaşlar göstereyim. Bir tane alttan alacağım. Bir tane buradan alacağım. Bunu üstten de dikebiliriz. Makine dikişi gibi. Ben genellikle öyle dikiyorum ama şimdi ip sert olduğu için tekrar kaydırmamaya çalışarak kendi ipiyle ipin katını ayırarak da dikebilirsiniz. Bu ipin bir katı ayrılırsa daha kolay dikiliyor. Bu şekilde kanatlarımızı dikiyoruz ve tutturuyoruz. Bunu burada bırakayım istiyorum ama gözleri hemen geçeyim. Gagamız hazır. Gagayı yapalım o zaman. Göz yerimiz burası olduğuna göre buraya gagayı yapacağım arkadaşlar. Daha yukarı yapsam yok. Buraya yapmak istiyorum. Şöyle üstten ipimi geçirdim. En basit şekilde gagayı nasıl yapabiliriz? Bir tane buradan alacağım. Biraz yüksek tutsak nasıl olur? Olsun, biraz yüksek tutalım. Bir sık iğne üzerinde. Evet, alçak duracak da şöyle. Bir yandakinden bir tane de aldım. Önce bir V yaptım. Bu V'nin üstünü doldurmaya çalışacağım. Hep aynı yerden. Yukarısı dağılsın. Yukarıyı da örtmeye çalışalım. Evet. Son bir taneyi de yapıp yine yukarıdan çıkacağım. Şöyle şurada biraz ipimizi dağıtalım. Son sıkıştırdığım ipi. Gagamızı bu şekilde yerleştirdik. Kanatlarımızı aynen dikiyoruz. Dikişini biraz kısa tuttum arkadaşlar. Umarım siz yapabilirsiniz. Kanatları yerleşip çevresinden şöyle bir tutturmak, ipi de sağlamlaştırmak yeterli oluyor. Gagasını yapmıştık. Şimdi yine üstten geçeceğim ipimi. Bu göz yerine çıkıyorum. Kenara aldım. Düğüm attığım için ipimi iyice çektim ve kapandı. Yandan sardırıyorum. Bazen böyle dik sardırıyorum, böyle bu tür gözlerde. Bu defa yandan yapacağım. İki tane de yeter, üç tane de yeter. Şimdi karşıya geçeceğim. Bunu, evet, buradan sardırabilirim. Öbür türlü yakın olacak.
kanat altından çıkarsak orası pek görünmeyecek. Evet, gözlerimiz bu şekilde oldu. Temizleyelim. Şimdi kısaca keseyim, sonra ben gerekli sağlamlaştırma yapacağım. Küçücük ayak yapabiliriz. Kuş olduğu da belli olsun. Hemen çok küçük. Biraz böyle detaya girersek orada çok kalın duruyor ayak. Tam şu ortadan bir iki sık iğne üzerinde yapacağım. Biri bu olsun. Turuncu ipimle tutturuyorum. Hemen 1, 2, 3, 4. Kendi dibine batıyorum. 1, 2, 3, 4. Yandaki sık iğnenin içine batarak zincirleri kapatıyorum. Ama tekrarlayacağım. Tığımdan kaçırdım. Biraz uzun tutayım ikisinin ucunu. Düğüm atıp kuyruğa doğru iplerini çekmeyi düşünüyorum. Şu şekilde küçücük hemen ip iki ucumu düğüm atıp kuşumuz bu şekilde oldu arkadaşlar. Buna anahtarlık, zincir, halka ne isterseniz takabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Kolay gelsin.